Hayır, anında yazdınız. Doğru bitim yetişebilir ya. Nereye? Sağ aşağı doğru bakarsan. Yukarı doğru. Tamam. Retina tabakası yatışmış. Şu an bir problem yok. Silikon var. Bir göz arkası tekrar bir kontrol filmine bakalım. Sürecin şu an iyi gidiyor. Görme de zaten günden güne açılmaya başladı, evet. Gelmeye başladı. İnşallah bir yıl sonra, ya 6 ay ya da bir yıl sonra silikonu aldıktan sonra görme tamamen açılmasını bekliyorum. İyi bir şekilde inşallah göreceksin. Bundan sonra 3 ay sonra tekrar bir kontrolüne bakalım. Sonra işte 6 ay, 1 yıl sonunda gözün gelişmesini, doku yanıtına göre silikonu alabiliriz gözünden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün de bir filmini, kontrol filmini çekelim. Sonrasında artık senin memleketine uğrayacağız. Akada gideceğin, hayvanlara bakacağım. Artık bir problem olmaz. Parçaya gideceğin, toz falan olmaz. Artık bir sıkıntı olmaz zaten. Tamam. 1,5-2 hafta oldu. Artık oldu. Bir problem tamam. Yaşamazsın. Çok teşekkür ederim. Kontrol muayenesine bekliyorum tekrar. Vakamız, hastamız 1-1,5 ay önce gözde tedirici görme azlığı da mevcuttu. Bize geldiğinde totale yakın görme kaybı vardı. Total retina dekolmanı saptadık. Poliklinik boyamız da ortaya çıktı. Bütün anestezi gelsiz tahlillerini istedik. Yani 5 gün gibi kısa bir sürede ameliyatımızı da başarıyla yaptık. Şu an için hastamızın görmesi 1 metre parmak sayma seviyesinde. Geldiğinde sadece ışığı algılıyordu. Ameliyat yani İstanbul'da veya Türkiye'de eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastane düzeyinde yapılan retina dekolmanı cerrahisini içermektedir. İstanbul'da devlet hastanesi olarak ilk olduk diyebilirim. Daha önce zaten bunun konuşmasını yapmıştık vitrektomi ameliyatı için. Bağışçılarımızın sayesinde bu cihazları temin ettik ve ameliyatlarımızı yapıyoruz. Bu yüzden hastanemize yardımı dokunan başhekimimiz, hastane yönetimimiz, hastane müdürümüz ve bağışçılarımıza bu konuda çok teşekkür, minnet duyuyorum. Hastamıza da yardımcı olursak ne mutlu bize. 5 gün gibi kısa bir sürede yaptık. Genel anestezi işlemleri, diğer işlemler biraz uzun sürdü. Onun dışında çok hızlı bir şekilde yaptık ameliyatımızı. Yani çok ileri tarihe randevu vermedik. Hasta görmesi gidecekti, görmeyecekti, kör olmaya doğru gidecekti. Çünkü retina tabakası kendi yenilemeyen, görme hücrelerini barındıran sinir tabakasından oluşur. O tabakayı, retinayı yatıştırmak lazım. Yani kanlanmasını, beslenmesini sağlamak. Bu da dekolman cerrahisi deniyor buna. Bunu yapmasaydık hasta görme kaybı da, yani kalıcı görme kaybı olacaktı hastada. Babam daha önceden katarak ameliyatı oldu. Katarak ameliyatı o zamanlar için iyiydi, güzeldi ama yakın zamanda her geçen gün gözünden rahatsızlığını dile getirdi. Sağ gözünde problem olduğunu. Bunu da memleketten buraya geldi. Buraya geldiğinde tesadüfen ben rahatsızlığını öğrendim, benden saklıyordu açıkçası. Ben de internetten randevu aldım. Randevumuz da Tuzla Devlet Hastanesi'nden Buğra Bey, göz hastalıkları doktoru denk geldi. Buğra Bey tedavisinde olayın çok ciddi olduğunu, yani yakın sürede eğer ameliyat olmazsa gözünü tamamen kaybedebileceğini söyledi ve çok kısa sürede kendisinin bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Kendisini veya bu ameliyatı araştırmamızı bize önerdi. Biz de zaten vaktimiz çok kısa olduğu için, memleketten geldiği için tekrar dönmesi gerekiyor. Bu süreci biz de hemen doktorumuza bıraktık kendimizi, Buğra Bey'e bıraktık. O da sağ olsun bizimle çok ilgilendi. Çok kısa bir sürede, 4-5 gün kadar kısa bir sürede ameliyat tarihi verdi. Bunun öncesi tetkikler yapıldı. Daha sonrası ameliyatını oldu. Yaklaşık 4 saat kadar ameliyatta kaldı. Ameliyatının çok iyi geçtiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi doktorumuz. Şu anda görme açısından her geçen gün bir tık daha ileriye gidiyor seviye. En azından gözünün kaybetmesini engellediğimizi doktorumuz söyledi. Sağ duru gözüm tam görmüyordu. Böyle engelli mesela merdivanı falan inerken çift atlıyordum bazen.
Şu an ameliyat olunca düzeldim. Ya daha gözlerim açılmaya başladı. Hayvanı mesela karşıdan bazen çit görüyordum. Bazen göremiyordum nerede olduğunu. Şu anda iyi yapacağını. Evet. Şu anda gidince hayvanlarımı daha iyi göreceğim. İşimi bahçeme maçeme iyi yapacağım yani göreceğim. Vitrektomi ve IBOS cihazlarımız bağışçılarımız tarafından Tuzla Devlet Hastanemizimize hediye edildi. Ve bu cihazlarla yapılan retina dekolmanı, vitrektomi ameliyatları bizim A2 grubu dediğimiz devlet hastanelerinde ilk olarak yapılıyor. Bu konuda da hem bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz hem de hastalarımıza şifalar diliyoruz. Tabii retina dekolmanı çok önemli bir durum. Hastaların görme özelliğini kaybettiriyor ve acil ameliyat gerektiriyor. Hastamız da ameliyattan önce görmesinde bayağı azalma vardı ama şu anda gayet iyi durumda. Tedavisi devam ediyor.